Evet, özetle dün yaşananlar böyleydi. Onur Altın bizlerle. Merhaba, günaydın Onur Bey. Günaydın Seda Hanım. Hepinize iyi yayınlar. Teşekkürler. İlk soru İbrahim Bey'den gelecek. Onur Bey, ben bilgiye rastlayamadığım için dün piyasaya, siz de rastlayamamış olabilirsiniz. Sadece soru sorarak da aslında bir kamuoyuna bilgi vermiş olalım. Dün piyasaya Merkez Bankası bir açık müdahalede bulundu. Kamuoyuna açıklandı döviz satışı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Hazine Maliye Bakanı, Merkez Bankası, Erişe Hanım filan hepsi dahil, Kamu Bankası yöneticileri filan hepsi toplantıya geçildi ve oradan sonra kurda yeniden, dövizde yeniden 14.50'lerden 13.70'lere doğru bir sert, yani müdahale edildiği belli ama müdahale edip edilmediğine dair veya kimin döviz sattığına dair kamuoyuna bir bilgi açıklandı mı veya bir bilgi var mı? Akşam saatlerine doğru yapılan satış bence iki türlü olabilir İbrahim Bey. Bir açıklama gelmedi ama Merkez Bankası zaten gün içerisinde kura müdahale ettiğini söylediği için birincisi ya bu Merkez Bankası eliyle yapıldı bu müdahale ki kesinlikle müdahale olduğunu ben de düşünüyorum ya da kamu bankaları eliyle yapıldı. Ama şu anda tabii kamu bankaları eliyle yapılıp yapılmadığını bundan sonraki günlerdeki rakamlarda görebiliriz. Yani şu anda böyle bir şey söylemem doğru olmaz ama bir müdahalenin geldiği net, size katılıyorum. Merkez Bankası eliyle de yapılmış olabilir çünkü kaynaklar Merkez Bankası'nın yaklaşık 2,5 milyar dolar dün sattığını söylüyor. Sabah ilk gelen, bize gelen ilk bilgilerde Merkez Bankası müdahale ettiği zaman yaklaşık 1 milyar dolar sattığı ifade ediliyordu. Çok büyük ihtimalle o sizin bahsettiğiniz zaman diliminde de ben 1,5 milyar dolar daha satış yapıldığını ve dün totalde 2,5 milyar dolarlık bir satışın olduğunu düşünüyorum. Yani bu müdahaleler tabii ki toplamda şu anda 4-5 milyar dolara ulaştı. Yani cari açığı arttırarak rezerv fazlasını nasıl yakalayacaklar çok merak ediyorum açıkçası. Yani hem amaçları rezervleri arttırmak hem bir yandan rezerv satıyorsunuz. Madem kurdan rahatsız değilsiniz niye rezerv satıyorsunuz? Yani bunun mantığını herhalde hiçbirimiz hiçbir zaman anlayamayacağız ama görüntü değişmeyecektir. Hatta her zaman söylediğim gibi bu tip hiçbir Merkez Bankası piyasaya kafa tutamaz ve bu tip müdahaleler çok daha sert kurların yukarı yönlü gitmesine neden olacaktır. Dün işte cari açık verileri de vardı. Gördük, evet, aylık fazla verdik ama yıllıklandırılmış cari açığımız 13 milyar dolarda, geçen ay 13 milyar dolardı. Bu ay yanlış bakmadıysam 15 milyar dolara yükseldi. Yani böyle bir ortamda açıkçası bu kurdaki yükselişi siz faiz arttırmadan asla ve asla engelleyemezsiniz. Toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Sayın Şahap Bey ve bankaların temsilcileriyle, Bankalar Birliği temsilcileriyle ama herhangi bir sonuç açıklanmadı. Toplantının 4,5 saat sürdüğü söylendi. Herkes merak içinde ve şu anda faiz kararında işte acaba mı soruları soruluyor ama değişen bir şey olmayacak. Yani bana soruyorlar mesela faiz inmezse ne olur diye, yukarı devam ederiz. Çünkü Merkez Bankası faiz indirmeyerek doğru bir şey yapmayacak. Doğru olan şey... Bağlantı dondu galiba. Seda Hanım. Ha, Onur Bey, yani faiz indirimine gitmese de böyle tutsa da yukarı gidecek diyorsunuz, gider kurlar. Doğru mu anladım? Tabii ki yani şu anda belki kısa vadede bakın diyelim ki faiz indirmedik ve 13'e doğru geri çekildik. Bu bir çözüm değil ki. Yani şu anda enflasyon tarafında ve özellikle... Yani ham madde ithalatında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Gerçekten her gün artık yavaş yavaş telefonlarımız susmamaya başladı. Özellikle iş dünyasından yani bu işin nereye varacağını çok merak ediyorlar. Yani faiz indirmemek pozitif bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Eğer siz faizleri sabit tutarsanız kurun ancak belki o da buralarda dengelenmesini sağlarsınız. Faiz indirirseniz zaten kuru yukarı yükselecek. Eğer siz kuru aşağıya doğru çekmek istiyorsanız ve kontrol altına almak istiyorsanız ne yazık ki tek çareniz faiz arttırımı ve bunu da enflasyonun üzerinde vermek zorundasınız. Peki Onur Bey, şimdi bugün de böyle bir yükselişle başlaması kurların yukarı yönlü hareketi, Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklenti mi sadece? Tabii bir de FED de var bekleyen, hani FED'e dair bir beklenti de var FED kararına. Bu ikisi nedeniyle mi şu anda ateşi sönmüyor bu piyasaların? Bir de bugün ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Hani dün bir müdahale oldu ama bugün şimdi yine 14'ü aşan bir kura. Yine müdahale edilir mi? Edilebilir mi? Ya, muhtemelen edilecek. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani evet, eğer edilmeyecekse bundan önceki yaptıkları müdahalelerin hiçbir anlamı kalmıyor. Muhtemelen ben bugün bir müdahale daha bekliyorum. Şunu hemen söyleyeyim. Benim için gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ne geleceği hiç önemli değil. Benim için önemli olan nokta FED. Asıl hikaye FED'de kopacak. Çünkü FED'in beklediğimiz hamleyi yapacağını düşünüyorum ve dolar dünyadaki bütün para birimlerine karşı değer kazanacak ve sert değer kazancı bir gece yaşayabiliriz. Böyle bir yapıda açıkçası kurun düşmesini nasıl bekleyebiliriz ki? Yani dolar bugüne, Türk lirası bugüne kadar hep güçsüzdü. Yani FED'in doları güçlendirdiği noktada Türk lirası aşırı mı değer kazanacak? Yok, mümkün değil ve bu kur artışı bu şekilde devam edecek. Hem FED'den hem Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinden kaynaklanan bir yukarı yönlü hareket eğilimi var. Ama tekrar söylüyorum, Merkez Bankası'nın, bu arada tekrar ifade edeyim, benim şahsi tahminim Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indireceği şeklinde, hala bu öngörümü koruyorum. Ama faiz indirmezse kurun düşeceğini zannetmiyorum çünkü FED etkisi var. Sadece artış ivmesini biraz yavaşlatabilir. Yani günde %3 değer kaybeden TL yerine %2 değer kaybeden bir TL ile karşılaşabilir. Sadece ivmeyi biraz yavaşlatır. Doğru. Doğru İbrahim Bey, ama FED'in raporu çok önemli olacak. Biz bugüne kadar bu kurda her zaman söylediğimiz gibi yurt içinde ekonomik yönetimin hataları yüzünden geldik. Bundan sonra FED devreye girdiği zaman açıkçası işler bizim kontrolümüzde olmayacak. Evet. Onur Altın, teşekkür ediyoruz. Hareketli başladık yine güne ve son dakikalar eşliğinde sıcağı sıcağına sizden almak istedik piyasalardaki son durumu. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi son 3 ayla ilgili şey söyleyeceğim. Ben önce bir cümle bir şey söyleyip sonra sözü size bıraksam. Onur Altın dinlerken aklıma geldi.